Hoş geldiniz öncelikle. İlk olarak güncel bir soruyla başlamak istiyorum. KKE yakın bir zamanda 27 Şubat ve 6 Mart tarihlerinde iki ayrı miting düzenleneceğini açıkladı. Bu mitingler yani emperyalizme karşı yürütülen mücadelenin bir programı olarak mı görülmeli? Yani örneğin Haziran ayında yanlış hatırlamıyorsam Arnavutluk'tan gelen NATO konvoylarının karşısına yine bir grup KKE'li geçmişti ve NATO konvoylarının geçişini engellemişlerdi. Mesela bu tip eylemsellikler takip edebildiğimiz kadarıyla düzenleniyor belli aralıklarla. Bu iki miting de bir kampanyanın parçası olarak mı olacak? Yani nereye oturacak KKE'nin mücadele programında bunu sormak istiyorum. İkisi de çok önemli müdahaleler. İlki 27 Şubat'ta Atina'da, diğeri 6 Mart'ta Selanik'te gerçekleşecek. YKP'nin yakın ve geniş bölgede emperyalist planların arttığı Orta Doğu'da ve Akdeniz'de cereyan eden çok zor ve karmaşık gelişmelere müdahalesidir. Emperyalist rekabetler hedef tahtasına giderek daha da çok ülkeyi yerleştiriyor. Böylesine tehlikeli bir noktaya gelince milliyetçi ve diğer grupların karşısında NATO'nun siyasi güçleri yani NATO ve AB politikalarıyla aynı hatta olan burjuva hükümetlerinin karşısında YKP'nin Yunan halkını yalnız bırakması düşünülemezdi elbet. Hem tam da şu dönem kendi aralarında yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, petrol, doğalgaz ve diğer ham maddelerin taşıma yollarını kendi aralarında paylaşıyorlarken halklar bunların en büyük kurbanı oluyor. Yakın zaman önce biliyorsunuz Yunan hükümeti NATO ve ABD'nin çalışkan iyi öğrencisi olarak eski Yugoslavya'nın Makedonya Cumhuriyeti'nin isim konusunu yeniden masaya koydu. Temmuz ayında NATO zirvesi gerçekleşecek ve burada yeni ülkelerin üye olması söz konusu. Zirvenin amaçladığı daha çok ülkenin dahil olmasının yanı sıra daha da önemlisi NATO askeri donanmasının yelpazesinin genişlemesi ve örneğin Rusya gibi diğer emperyalist güçlerin karşısında daha büyük paylar kapması. Bu gelişmeler eski Yugoslavya'nın Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya üyeliği ve bunun ön koşulu olarak taşıyacağı isim gibi önemli konular Yunanistan'da da büyük bir milliyetçilik dalgasına neden oldu. Benzer tehlikeli gelişmeler Ege içinde söz konusu. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilim, Suriye'de ülkenin parçalanma planları, Filistin'de Filistin halkının yeni darbelere maruz kalması. Dolayısıyla halklar tetikte olmalı. Bu emperyalist planlar karşısında dik durmalı. Savaş çığırtkanlıklarının ve milliyetçilerin kurbanı olmamalı. NATO'nun Balkanlardan ve Ege'den defolmasını talep etmeli. Hakları ve barış için mücadele etmeli. Bunun tek yolu av peşinde olan kurtlar gibi jeostratejik konumunu yükseltmeyi isteyen sermaye sınıfına, patronlara karşı her ülkede mücadeleyi güçlendirmekten geçiyor. Yani benim aslında sormayı planladığım bir soru Makedonya krizine dair bir soruydu ve biraz daha sonlara doğru soracağım bir soru olarak kafamda canlanmıştı ama siz oradan bahsedince önce oraya bir değinelim istedim. Bu Makedonya krizini nasıl analiz ediyor Kukuya ve aslında onun yansımaları olarak biz Yunanistan'a baktığımızda milliyetçi eğilimlerin bir yükselişini gözlemleyebiliyoruz. Buna ilişkin yani yansımalarını nasıl yorumluyor veya işte Kukuya nasıl bir konumlanış alıyor? İşin çelişki kısmı şudur ki, çeşitli mitingler örgütleyen tüm burjuva güçleri, milliyetçiler dahil, kimisi açık, kimisi gizli bir şekilde NATO'yu, planlarını ve NATO'nun Balkanlarda genişleme projesini destekliyor. Bu güçler, NATO politikalarının hizmetçileridir. Ve aynı zamanda Yunan halkının ve genel olarak ülkenin bölünme oyununda birer aktör. YKP bu konunun ilk ortaya çıktığı, Balkanlarda sınırların halkın kanıyla çizildiği, 90'ların başından itibaren halkların sınırların dokunulmazlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her tür eylemin karşısında durmaları gerektiğini savundu. YKP iki komşu ülke olarak Yunanistan ve eski Yugoslavya'nın Makedonya Cumhuriyeti'nin anayasasında bu ilkelerin ifade edilmesi gerektiği noktasında duruyor. İsim konusundaysa partinin duruşu, kurtarılmamış bölge tartışmaları, toprak ihlalleri ve sınır değişikliği olmaksızın
net ve kesin olarak coğrafik tanımlama içeren birleşik bir ismin kullanılabileceği yönünde oldu. Şu an her iki tarafta, hem komşu ülkede hem Yunan sermayesinin tarafında yükselen milliyetçilik dalgasına hep karşı durdu. Tartışmayı açan Yunan sermayesi. Makedonya tek ve Yunan'dır iddiasını ortaya koydu. Lakin bilindiği gibi büyük bir kısmı Yunanistan'a, bir başka büyük kısmı eski Yugoslavya Cumhuriyetlerine, bir kısmı Bulgaristan'a ve en küçük kısmı Arnavutluğa ait olan Makedonya daha geniş bir coğrafyayı tanımlamaktadır. Dolayısıyla Makedonya tek ve Yunan'dır sözünü YKP milliyetçi buluyor ve sahiplenmediği gibi bunun karşısında duruyor. Aynı şekilde komşu ülkedeki toprak iddiaları içeren kurtarılmamış bölge tartışmasına da karşı çıkıyor. Bu emperyalist çıkar çatışmasında atlamamamız gereken konu, bu konunun Yugoslavya'nın parçalanmasından tam 25 yıl sonra tekrar gündeme getirilmiş olduğudur. Tam da komşu ülkenin NATO'ya katılması söz konusu olduğunda. Bu NATO'nun kendi yarattığı gündemidir. NATO'nun masada tuttuğu gündemdir. Şunu anlıyoruz. NATO'nun bölgedeki varlığı, üsleri ve AB'nin müdahaleleri hiçbir şekilde refah ve güvenliği sağlamıyor. Koyunları kurtlara emanet etmeye benziyor. Syriza'nın, yani Syriza'nın koalisyonunun geçtiğimiz, geride bıraktığımız yılda işçi düşmanı ve halk düşmanı politikalarına çok sık tanıklık ettik ve aslında bir anlamda bu sol liberal maskenin düştüğünü görüyoruz biz Türkiye'den baktığımızda. Ve PAME'nin öncülüğünde özellikle de öne çıkan bir unsur olarak gözüküyor da gözümüze çarpıyor. Birçok kitlesel grevler, eylemler düzenlendi, protestolar düzenlendi. Ya burada aslında iki soru çıkıyor benim aklıma geliyor. İki soruyu sormak istiyorum, merak ediyorum. Biri, buradan KKK'ya ne kalıyor? Yani bir motivasyon mu üretiliyor bu yapılan kitlesel buluşmalardan, grevlerden? Örgütlülük mü kalıyor ya da nasıl bir şey çıkıyor, nasıl bir şey kalıyor KKK'nın önünde? Bir diğer soru da, birçok aslında solcu tırnak içinde diyebileceğimiz insan Syriza'nın o liberal rüzgarına aldandı ve oraya doğru bir yönelim gösterdiler, yöneldiler ve aslında öyle zaten iktidara gelmiş oldular. Bu maske düşme meselesi tırnak içindeki o toplam içinde artık gözle görülür bir konu haline geldi mi? O düşman politikaları, halk düşmanı, işçi düşmanı politikaları artık Yunanistan halkı da bir biçimde büyük oranlarda belki de diyebilirsek eğer ki görebiliyor mu? Özellikle çünkü PAME'nin yaptığı eylemlerde ve protestolarda odak noktası zaten grev yasağının kendisiydi o buluşmaların. Durum hiç kolay değil. Çünkü Yunanistan'da halk ve işçi kesimleri Syriza-Aner koalisyon hükümetinden büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Umutlarını bir hükümet değişikliğine teslim etti. Yani sermayenin iktidarıyla büyük tekerler, AB ve NATO ile çatışma olmaksızın sadece bir hükümet değişikliğiyle dedikleri gibi Yunanistan'da ilk defa sol bir iktidarla halkın çok ağır önlemlerden, işsizlikten nefes alabileceğine, bir çözümün olabileceği yalanına inandı. Toplumsal ve ekonomik düzlemde radikal değişiklik olmaksızın sadece bir hükümet değişikliğiyle uzun yıllar süren kapitalist ekonomik kriz sonuçlarından, ağır kemer sıkma politikalarından, işsizlikten, düşük ücret ve zor yaşam koşullarından işçi ve diğer halk kesimlerinin bir rahatlama yaşayacağını, gerçek bir değişim olabileceğine inandı. Biliyorsunuz, Obama da aynı sloganı kullanmıştı. Change, değişim. Bu değişim gelmediği gibi zor önlemlerin üstüne daha da ağır önlemler geldi. Syriza kirli işleri üstlenmek için seçildi. Uzun yıllar boyu değişerek iktidara gelen ve halkın güvenini kaybeden diğer burjuva partilerinin gerçekleştiremediği işleri. Şu an Syriza, Avrupa yetkililerinin, Juncker ve Dijsselbloem'un, büyük sanayici ve bankacıların sevilen çocuğu konumundadır. Çok takdir ediyorlar. Keza ABD ve NATO'nun da sevilen çocuğudur. Amerikalılar Syriza hükümetinden en iyi şekilde söz ediyorlar. İlk defa sol olarak tanımladılar. Tam da Yunanistan'da komünist hareketin devrimci fikir ve değerleri kirletmek için. Amerikan elçi son verdiği röportajda başbakanın çok iyi yolda olduğunu,
yakın ve geniş bölgede iyi işler yaptığını ifade etti. Mücadelede kitlesel, aktif katılımı olmaksızın, tepeden, herhangi bir çözümün gelmeyeceğini halkın görmesi gerekir. Halk kenarda izleyici kalırken ne bir mesih ne de bir arabulucu halk lehine bir çözüm getirebilir. Önümüzde çok zor bir yol var. Bu hayal kırıklığının kırılabilmesi ve bunun Yunan toplumunda köklü, radikal bir değişikliğe dönüşmesi için emekçilerin son yıllarda ülkeyi yöneten iktidarlara bakıp çıkarımlarını yapmaları gerekiyor. Hayal kırıklığı geriye dönüşü getirmemeli. Yani geçmişte denedikleri siyasi güçlere yönelerek sonuçlanmamalı. Çıkarımlarını yapıp ülkemizdeki gerçek devrimci ve halk dostu olan siyasi gücü, yani Yunanistan Komünist Partisi'ni güçlendirmeliler. Eylem biçimlerine ilişkin bir soru sormak istiyorum bir de. Bu yani kitlesel protestolar ve grevler dışında son dönemde gözümüze çarpıyor. Örneğin Çalışma Bakanlığı'nı PAME ve KKL'li gruplar gidip basıyorlar. Ve bayağı diyaloglara giriliyor oradaki yetkililerle. Bu şekilde bir eylem biçiminin tercihi için özel bir neden var mı? Yani komünistler bu eylem biçimini özel olarak tercih ediyor ve bir şey mi hedefliyorlar? İşçilerin haksız yasalara, temel ve demokratik haklarından mahrum bırakan yasalara direnmeye hakları var. Grev hakkı gibi. Yunanistan'da grev hakkı emekçilerin çok zor, kitlesel ve kanlı mücadeleleri sonucunda kazanılmıştır. Daha iyi ücret, sosyal güvence, sağlık ve çocukları için daha iyi bir eğitim ve barınma koşulları için, daha da önemlisi insan sömürüsüne izin veren sistemin alaşağı edilmesi için mücadele eden kimi emekçi yıllarca hapse atıldı, sürgün edildi. Gerici ve faşist hükümetler tarafından kurşuna dizildi. Siriza Anel hükümeti az önce dediğimiz gibi kirli işler için seçildi. Yani geçmişte yasayla güvence altına alınan haklar, işçilerin haksızlığa uğradıkları zaman örgütlenme, sendikalaşma ve elbette grev yapma, işi durdurarak daha iyi ücret ve daha insanca bir yaşam talep etme hakkı gibi kazanılmış hakları baltalama görevini üstlendi. Ülkemizin büyük sanayici, işveren ve bankacısının ona yüklediği misyonu gerçekleştirdi. İşçilerin örgütlenme, sendikalaşma ve grev yapma hakkını engellemeyi yıllar yılı talep eden kesimlerdi bunlar. Siriza Anel hükümeti böyle bir engel koydu. Bunu da kapitalist kalkınma masalıyla açıklamaya kalktılar. Kapitalist kalkınmadan ne anladıklarına gelince, uzun süren bu kapitalist krizden sonra yatırımcılar ülkemize gelecek ve yatırımlarının karlı olması için işçiler fazla talepkar olmamalı. Çocuklarının geçimi için iyi ücret istememeli, haklarını aramamalı, birçok kez ödemeseler de susmalı. Küçük bir veri. Bakanlığın resmi bilgilerine göre, Yunanistan gibi küçük bir ülkede 300 bin çalışan 3 aydan fazla bir süre, bazen 18 aya kadar ücret almadan çalışıyor. Böyle haksız bir yasaya karşı sendikaların en sert biçimde tepki vermeye hakkı vardı. Öyle de yaptılar. YKP bu eylemleri destekliyor. Emekçileri öne çıkan her türlü mücadelesiyle destekliyor. Çünkü talepleri haklı ve çalışanların hakları bu kadar baltalanıyorken böyle tepkiler ortaya çıkarmakta da haklılar. Aynı zamanda şunu da belirtmek isteriz. Toplu medya sadece bu eylemleri yansıttı. PAME, tüm işçiler militan cephesinin 35 sendika temsilcisi 20 Şubat'ta tekrar mahkeme karşısında çıkarıldı. Bir önceki Yeni Demokrasi hükümeti iktidardayken benzer eylemlere katıldıkları için. Ayrıca onlarca iş yerinde haklarını arayan çalışanlar sadece polis gücüyle değil, işverenin adamları, karanlık kişilerle de karşı karşıya geliyor. Öte yandan sınıf mücadelesi böyle ilerler. Hiçbir zaman sadece dostane tonlarda siyasi atılım ve bildiri mektuplarla ilerlemez. TV kanallarının gösterdiğinden de sert mücadelelerle ilerler. Ve ne kadar kitlesel olursa mücadeleler, o kadar umutlu sonuçlar doğurur. Bir miktar gerilim yaşansa bile. Kardak meselesine ilişkin bir soru sormak istiyorum. Türkiye ve Yunanistan arasında bir kriz başlığı. Şu dönemde özellikle yine tekrar gündemde. Komünistler bu tartışmada nasıl bir
taraf alıyor? Yani nasıl bir konumlanış alıyor? Yunanistan Komünist Partisi ne düşünüyor Kardak meselesine ilişkin? Bahsettiğimiz NATO, AB, Rusya ve Çin gibi ülkelerin emperyalist planlarına her iki ülkenin hükümeti aktif olarak katılmaktadır. Her iki ülke, Yunanistan ve Türkiye'nin yakın ve daha geniş bölgede jeostratejik rolünü arttırma hedefine sahip. Bu hedefi halklar reddetmeli. Yunan ve Türk halkı bu hedefi benimsemek zorunda değil. Böyle bir hedef emekçilere ne refahı ne de güvenliği sağlayacaktır. Halklar aynı zamanda şu çıkarımı da yapmak zorundalar. Farklı oranlarda her iki ülkede milyonlarca işsiz, yoksul, sefil ve mülteci varken askeri donanma ve silahlanma için yapılan harcamalar devasa büyüklükte. Ayrıca yeraltı ve yerüstü zenginlikleri paylaşmada büyük bir kavga dönüyor. Biliyorum, kavga sözcüğü Türkçe'de de var. YKP'nin pozisyonu halkların hiçbir sınır değişikliği kabul etmemesi yönündedir. Milliyetçiliğin kurtarılmamış bölge iddialarının ve hükümetlerinin kurbanı olmamalıdır. Sınırların dokunulmazlığı ilkesi çiğnenmemelidir. Sınır çizgilerinin halkların, yoksul insanların kanıyla en son çizildiğini hatırlatalım. Hayatlarını feda eden zengin ve patronlar olmadı. Dolayısıyla iki ülkenin sınırlarını tanımlayan anlaşmaların hiçbir şekilde değişmemesi gerekiyor. YKP Yunanistan'da bu çağrıyı yapıyor ve aynı çağrıyı kardeş komünist partilerine, komşu ülkelerin tüm mücadeleci ve aydın yurttaşlarına da yapıyor. Ayrıca halklar NATO'nun bölgeden defolmasını talep etmeli. Bölgede sorun ve gerilimlere neden olan tüm emperyalist güçler defolmalı. Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi dünya siyasetine baktığımızda aslında uluslararası dengelere vesaire çok bir, yani hemen hemen aynı hattı diyebileceğimiz bir hattı tutuyor. Çok da değerli bir hattı tutuyor. Örneğin şu dönemde emperyalizmin dünya siyasetindeki dengelerde çok önemli, yakıcı bir başlık olduğunu her iki partide değerlendiriyor ve bu değerlendirme doğrultusunda bir mücadele programı örüyorlar önlerine. TKP ve YKP ilişkileri hakkında neler söylemek ister bize? Son bir soru olarak bunu da sormuş olalım. Teşekkür ediyorum şimdiden. Partilerimizin sert mücadeleler sonucunda kurulmuş, çok güçlü ve uzun yıllara dayanan bağları var. Gittikçe çürüyen, çürüdükçe de daha fazla yoksulluk, savaş ve ilticaya neden olan kapitalist sisteme karşı ortak stratejik hattımız, ortak ideolojimiz bizi bağlı tutuyor. Biz Yunan Komünist Erkek ve Kadınlar, Türkiye Komünist Partisi'nin ilerlemesini, büyümesini ve güçlenmesini mutlulukla karşılıyoruz. Eminiz ki önümüzdeki yakın zamanda daha da güçlenecek. Çünkü Türk halkının ve emekçinin nefes alabileceği, ak gün görebileceği tek seçeneği sunuyor. Türkiye'nin ve Türkiye'nin